olacaktım. Hangisi yer var? Tamam canım. Ama benim bir heyecanım. Ben inanamıyorum. Söylediklerin doğru mu? Hadi, hadi iniyoruz. Tamam. Hadi. Tamam. Hoşça kal. Tamam, görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Çok eğlenebiliriz. Bakmalısın. Evet. Nerede? Bak, çok yakışıklı. Nasıl? Senin olsun. Hayır, senin. Bu senin olsun capcan. Aa, istemiyorum. Neyse, benim durağa geliyoruz, inmeliyim. Hey, dursana. Hey! Şoför bey, benim durağıma geldik. Şoför bey, burası benim durağım. Uyanamıyor. Tatlım, bir şey yok. Sadece kötü rüyalar görüyor. Teşekkür ederim. Günaydın hayatım.
Günaydın anne. Aa, iki tane daha, çok şükür. Bu akşama dek paketlerin açılmasını istiyorum delikanlı. Peki baba, söz. Söz vermeni istemiyorum Jesse. Odanın toparlanmasını istiyorum. Peki, halledeceğim. Yapma. Angie, ne yapıyorsun? Donan parmaklarını bulmaya çalışıyorum. Yumurta? Hayır. Jesse, iyi misin? Burası çok sıcak. Bir türlü rahat uyuyamıyorum. Biliyorum. Ken, birini çağırıp klima işini halletsen. Hayır, klimanın hiçbir şeyi yok tatlım. Sadece gazı değişecek. İşte buradalar. Aha, babam gene bir şeyi tamir etmeye çalışıyor. Ukalaları kimse sevmez. Bak. O kim? Lisa. Okula gitmeliyim. Aa, Lisa da kim? Kim bu Lisa? Yumurtanı ye tatlım. Merhaba. Merhaba. Hiç anahtar kullanmaz mısın? Neden? Birileri arabanı çalabilir, değil mi? Bu dinozoru mu? Tamam. Evet, hadi. Tamam. İşte böyle. Tamam. Bir daha böyle. Evet, evet, hadi. Hadi. Evet. Yapabilirsin dostum. Hadi şunların arkasından gelelim. Arkandayız Gredi. Hadi dostum. Hadi. Ona gerçekten çok sert bir top at dostum. Yapabilirsin. Hadi. Evet, işte geliyor. Evet. Hadi. Evet, geliyor. Star. Tamam, ha, çok iyi. Değilim. Bana biraz zaman ver. Bir gelişme var mı Lee? Sadece okula birlikte geliyoruz, tamam mı? Devam et, çok iyi. Çok iyi. Hadi bir tane daha. Hadi. Evet. Güzel. Olamaz. Hadi koş. Hey dostum, iyi, iyi misin? Evet, bir şeyim yok. Hadi çocuklar, hadi oynayalım. İyi misin dostum? Hemen başlıyoruz, devam ediyoruz. Devam tamam. Evet. İyi misin? Evet, iyiyim. Bir dahaki sefer dikkat et. İyi tutuşta evlat. Hadi oyna. İyi misin dostum? Hemen başlıyoruz. Devam ediyoruz. İyi, sen. Tamam. Sen başlayın. Pekala, hadi. Evet, harika. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet, evet, işte böyle. Hadi. Çıktın. İyi denemeydi Gredi. Güzel kıç. Bu kadar yeter. Sakin olun. Hayırlı şunları ayırın. Sakin olun, bu kadar yeter. Biri şunları ayırsın. Hadi dostum, ayağa kalk. Hadi. Pekala bok çuvalları. Şınav vaziyeti alın. Şimdi ceza alacaklar. Görüşürüz koç. Sence bizi burada ne kadar tutacak? Bütün gece tutabilir. Bu işte zevk alıyor. Şehirdeki sadomaso gay barlara takılır. Senin gibi parlak çocukları sever. Git işine be. Ve her gün birlikte geldiğin zengin piliçten ne haber? Ne olmuş ona? Geceleri beceriyor musun? Baksana, benimle ne derdin var senin? Yok dostum. Zaman öldürüyordun. Hadi bakalım bok çuvalları, duş alın. Buralarda mı oturuyorsun? Evet, bizimkiler Elm Sokağı'nda bir ev aldılar. Elm Sokağı'nda mı? Camlarında parmaklıklar olan büyük beyaz evi mi? Evet, ne var? Olamaz, senin ihtiyar tam bir ahmakmış. Yine neden bahsediyorsun Gredi? Annesi o eve kilitledi diye kızın biri kafayı yemişti.
Manyağın birinin sokağın karşısında sevgilisini doğradığını görmüş. Zırvalama Grady. Gereken önemli işler var sende. Sende vücut var. Bende de bilmem. Jess. Jesse. Bir doktor mu çağırsın? Hayır, ben iyiyim. Sadece kötü bir rüya. Tamam mı? Tamam. Tamam tatlım, artık uyu. Evet. Gözden geçirelim. Mide ve bağırsaklarda sindirilemeyen katı atıklar sindirim kanalı sayesinde kolona geçip ince ve kalın bağırsakta işlenir. Sıvı gıdalarda karaciğer, pankreas ve safra kesesi tarafından süzülürler. Ya da sonra atılmak üzere mesanede tutulurlar. Tüm bu süreç dolaşım sistemi sayesinde işler. Ve bu sistemin merkezinde kalp vardır. Dört odacık. Aynen insan kalbi gibi. Vücuttan
sağ kulakçığa, sağ kapakçığa ve akciğer atardamarı ile akciğerlere. Burada karbondioksit oksijenle değiştirilir. Karbondioksit nefeste dışarı verilir ve oksijenli kan damarlardan geçerek sol kulakçığa, oradan da sol kapakçığa gelir. Hayvanlarla oynamak istiyorsanız Bay Walsh, bir sirke katılın. Lisa hayatım, Jesse diye biri telefonda. Ha, tamam, teşekkürler anne. Jesse, merhaba. Nereye gidiyorsun Des? Biraz çıkıyorum. Odanı yerleştirmeni söylemiştim. Bir iki saatliğine çıkıyorum. Olmaz. Sadece baba. Yukarı. Şimdi evlat. Hemen. Şey, ben sizi yalnız bırakayım, izninizle. Teşekkür ederiz. Annene beni çağırdığını söyledim. Önceden aramam gerekirdi. Yok, sorun değil gerçekten. Yani odamı topluyordum. Biliyorum. Yardıma ihtiyacın vardır dedim. Bu nereye? Kazaklar dolaba mı? Bu ne? Bilmem. Bir günlüğe benziyor. Nancy Thompson, 1428 Elm Sokağı. Buranın adresi. Hey, bunlar 5 yıl önce yazılmış. Onu tanıyor musun? Aa, hayır, benden önceydi. Dur, şunu dinle. Bazen burada yatağımda yatarken yolun karşısındaki penceresinin önünde Glenn'i görüyorum. Yatmaya hazırlanıyor, vücudu ince ve düzgün. Onu gözetlememem gerekir ama onu isteyen tarafım beni buna zorluyor.
Güçsüz olduğum zamanlarda ona gitmek istiyorum. Bakabilir miyim? 15 Mart. Geceleri bana geliyor. Korkunç, çirkin, pis. Yatak örtülerinin altında çelikten tırnaklarıyla geceliğimi yırtıyor. İsmi Fred. Beni kazan dairesine götürmeye çalışıyor. Beni öldürmek istiyor. Bu da ne? Tina öldü. Jesse, iyi misin? Grady bana bir şey anlatmıştı. Burada yaşayan kızla ilgili. Erkek arkadaşının caddenin karşısında öldürüldüğünü görünce delirmiş. Artık bir de uyur gezerim. Belki de önsezin plan vardır. Hani polise cinayetleri çözmede yardım eden kayıp kişileri bulanlar gibi. Daha önce böyle bir şey başına gelmiş Hayır, miydi? Hayır, hiç. Sence böyle bir şey mi? Bilemiyorum. Günlüğü alabilir miyim? Teşekkürler. Merhaba millet. Merhaba Kerim. Hafta sonu için parti davetiyeni aldım.
Şirin çocuklar da geliyor mu? Aa, hepsi geliyor. Baban yine DJ'lik mi yapacak? Annem onu üst katta tutmaya çalışacak. Aa, iyi. Verdiğim son partide babam ısrarla bütün gece Benny Goodman çaldı. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Grady, rüyalarını hatırlar mısın? Sadece ıslak olanları. Kesin sesinizi. Merhaba Grady. Schneider son oyunda seni çıkarmamalıydı. Bugün Schneider'ın kıçı kaza oturacak. Onunki her zaman kızağın üstünde. Merhaba bok çuvalları. Hemen çıkmam lazım buradan. Al bakalım. Tamam. Ah, burası çok sıcak. Evet. Şu dereceye bir bakayım. Tanrım, burası fırın gibi. Şşş, kuşlar uyuyor. Shirley, içerisi 37 derece Shirley. Ne bakıyorsun? Şunu itmeme yardım et. Sorun gaz değil. Bana gaz olmadığını söyleme. Annen gaz kokusu aldığını düşünüyor. Ken, öyle olduğunu sandım. Peki o zaman ne? Kuduz bir kuş mu? Satın aldığın ucuz yemler yüzünden. Aa, lütfen Ken, gerçekten. Hayır, olabilir. Mantıklı bir açıklaması olmalı. Hayvanlar durup dururken patlamaz. Bunu biliyorsun. Evet, bu doğru. Doğru. Gaz sızıntısı olmadığı kesin. Sen iyi misin? İyiyim. Her şeyi sen tezgahladın değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Ne kullandın? Çatapat mı? Ne yaptığını biliyor musun? Eminim vişne kokteyli kullanmıştın. Aa, kes doğru şunu. Değil mi Jesse? Bak, benimle bu şekilde konuşamazsın. Jesse, hemen buraya gel. Ken. Jesse, buraya Ken, gel Jesse. Kes, saçmalıyorsun. Hadi Jesse. Kes şunu. Thank you.
bilmiyorum. Bana tuhaf şeyler yaptırıyor. Çeker misin elini? Lanet olasın. Hayır! 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 Hayır!
İyi akşamlar. Bu sizin oğlunuz mu? Evet, benim oğlum. Onu otobanda başıboş dolanırken bulduk. Ve çıplaktı. Yerinizde olsam ona göz kulak olurdum. Teşekkür ederim. Jesse, içeri gir hadi. Hey, hey. Buraya gel. İki sorum var. İkisine de cevap ver ve herkes yatsın. Ne alıyorsun evlat? Kimden buluyorsun? Uyuşturucu kullanmıyorum. Anne, ben yatmaya gidiyorum. Tamam tatlım, hadi. Bu sorunu ben kendi başıma çözmeliyim. Evet biliyorum, ancak canını sıkan anne, bir şey var. Senin için çok endişeleniyorum. Ben Jesse. İyiyim. Ama beni rahat bırakın. Hiç değilse bunu konuşamaz mıyız? Hayır. Bir uzmanın yardımına ihtiyacı var. Bence onu bir psikiyatra götürmeliyiz. Yapma şöyle, fazla büyütüyorsun. Bunun ne faydası olacak ki? Bilemiyorum. Yardıma ihtiyacı var ama nasıl yardım edeceğimizi bilemiyorum. Hadi ama şöyle. Beni duymuyor musun? Çocuğun başı dertte. Başı dertte falan değil. O çocuk kıçına iyi bir tekme istiyor. Onu bu paklar. Ona ne lazım biliyor musun? Bir metadon kliniği. Neler oluyor? Geri durun. Buraya yaklaşmayın ve endişe etmeyin. Hadi. Lütfen sakin olun ve beni dinleyin, tamam mı? Lütfen onların çalışmaları için açılın ve izin verin. Nerelerdesin dostum? Dün gece Schneider'ı harcamışlar. Aman tanrım. Gece geç saatte çalışıyormuş. Manyağın biri gelip onu sosis gibi doğramış. Duşta kıstırmış. Her tarafta kanlı parmak izleri varmış. Tamam çocuklar, açılın lütfen. Bir gelişme olursa haberiniz olur. Günaydın Jess. Günaydın. Baba, bu evi satmaları neden 5 yıl sürmüş? Ha, bilemiyorum. Sanırım istedikleri teklifi alamadılar. Sokağın karşısındaki cinayeti duymadın mı? Burada yaşayan ve her şeyi görüp deliren kızı. Kulağıma bir şeyler geldi, evet ama... Bununla ilgili bir şeyler biliyor muydun? Hadi Shirley, burayı böyle ucuza nasıl kapattığımızı sanıyordun. Sana kızın aklını kaçırdığını anlattılar mı? Peki annesinin oturma odamızda kendini öldürdüğünü... Ne? Bunları anlattılar mı? Anne, korkuyorum. Gel tatlım. Tatlım, bir şey yok. Baban ve Jesse sadece şaka yapıyorlar, o kadar. Burası bunu tartışmanın yeri değil.
Ne yaptığını gördün mü? Tek kelime daha duymak istemiyorum Jess. Bu evde hiçbir ama hiçbir terslik yok. Hadi. Bir şey mi yanıyor? Tanrım. Gördüğüm en saçma şey. Şuna bak Shirley. Fişe takılı bile değil. Jesse, Schneider'a olanlar yüzünden kendini suçlayamazsın. Rüyanda görmen bunu senin yaptığın anlamına nereye gelmez. Gidiyoruz? Buradan sola dön. Bak, bunların hepsi senin aklının içinde. Pesecek sinyaller alıyormuşsun gibi. Vay! Burası da ne? Günlüktekileri hatırlıyor musun? Neyse kendini bir kazan dairesinde buluyordu. Fred Krueger burada çalışıyormuş. Eski bir elektrik santrali. Bak. Bunlar ne? Dostumuz Fred Krueger hakkında bir şeyler okudum. Burası ne zamandır kapalı? Uzun bir zamandır. Hadi. Freddy Krueger 20 çocuk kaçırmış ve buraya getirip onları öldürmüş. Bir şey hissediyor musun? Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Belki iletişim ya da öyle bir şeyler olabilir. Kazma gibi hissediyorum. Şş, yoğunlaş. Hissedebiliyor musun? Dön.
Günaydın canım. İyi uyudun mu? Eh, fena değildi. Güzel. Daha iyi görünüyorsun. Bir kabus daha gördün, değil mi? Evet, kötü bir gece geçirdim. Konuşmak ister misin? Babam uyuşturucu kullandığımı düşünüyor. Annemse deli olduğumu. Ve şu aşamada ona katılmamak elimde değil. Jesse'nin nesi var? Kafayı yemiş gibi. Hey, dışarı çıkıp sinemaya falan gitmek ister misin? Takılıp kafandaki lira atarsın, pizza falan yeriz. Merhaba millet. Merhaba Ronnie. Yarın akşam Liza'nın evine geliyor musun? Gelemem, cezalıyım. Neden? Büyük annem benim yüzümden merdivenlerden uçtu. Jesse. Jesse, bir şeyler yemelisin. Aç değilim. Keşke benimle konuşsan. Bu sorunu halledebiliriz. Bunu beraber hallederiz. Ortada halledilecek bir şey yok. Bu herifle niye vakit harcıyorsun? Serserinin teki. Kapat çeneni Grady. Çenemi kapatmamı istiyorsun? İyi, kapatacağım. Sorun değil. Görüşürüz dostum. İşte oldu. Evet. Çok iyi düşünüyorsun zaten. Ben de bunları da yiyebilirsin. Ne kadar yapalım. Canım hiç iyi istiyor. Evet, olsa gidelim. Nasıl mükemmel görünüyor. Hey, kesin şunu. Ben hallederim. Hayatım, çok güzel bir parti. Hadi Siska, yatma vakti. Görev senin evlat. 12:30 bayan, gecikmesin. 12:30, iyi eğlenceler. Merhaba. Jesse'nin derdi ne? Bilmiyorum. Jesse. Hemen çıkıyorum. Gelip seninle biraz konuşabilir miyim? Dinle, ben gidiyorum. Havamda değilim. Üzgünüm. Jesse, neden benimle konuşmuyorsun? Beni rahat bırakır mısın? Haksızlık ediyorsun. Yardım etmek istiyorum. O nasıl olacak? Benim için ne yapabilirsin? Bak, aklımı kaybediyorum. Ve beni bu durumda görmeni istemiyorum. Uyumaktan korkuyorum. Uyanık kalmaktan da. Partini mahvediyorum. Beni götürecekler. Hadi böyle konuşma. Dinle, eğer gerekiyorsa tüm gece ayakta kalırız. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Her an olabilir, her an olabilir. Evet. 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 Ev
Aşağıda neler oluyor? Aa, Eddie, onlar genç. Genç olduklarını biliyorum. Ama dinlenmeye ihtiyacım var. Jesse, sorun ne? Lanet olsun. Tanrım, ödümü kopardın dostum. Hey, ne yapıyorsun? Hey. Odamda ne işin var? Dinle. Başım dertte. Bu gece yanında kalmam gerekli. Delirdin mi sen? Bilmiyorum. Dostum. Of. Neden eve gelip bir kutu uyku hapı içmiyorsun? Schneider'ı ben öldürdüm. Ne yaptın? O ben değildim, anlıyor musun? İçimde bir şey var. Geçen gece beni kız kardeşimin odasına sürükledi. Bu gece de Liza ile kabindeyken gene olmaya başladı. Sen cidden kafayı yiyorsun. Korkuyorum Grady. Bir şeyler vücuduma girmeye çalışıyor. Evet, içine girmeye çalışan bir kadın seni kabinde bekliyor ama sen benimle yatmak istiyorsun. Bak, bana inanıp inanmaman umurumda değil. Hey, sana inanıyorum. Korkunç rüyalar görüyorsun, tamam mı? Hayır. Bilmiyorum. Grady. Allak bullak oldum. Ne fark eder ki? Başım dertte. Ve yardımına ihtiyacım var. Tamam mı? Pekala dostum, ne yapmamı istiyorsun? Sadece beni izle. Eğer bir şeyler olursa garip davranmaya, tuhaf şeyler görmeye başlar veya kaçmaya çalışırsam beni durdur. Kafama bile vurabilirsin. Buradan gitmeme izin verme. Ve Grady, sakın uyuma. Sosisli? Suya girsene. Meşgulüm, tamam mı? Bilmiyorum Kerry, onu görmem gerektiğini düşünüyorum ama partiyi böyle bırakamam. Boş ver partiyi. Git onu gör. Evet. Diyarından ayrılıp Torch ve... Sizlere Louis Kent. Vay canına bebeğim, bu durumla başa çıkabildin. Dipsiz bir kuyuda batıyor, ona yardım etmeliyiz. Tatlı rüyalar dostum. Grady! Ne?
İşte yine başlıyor. Tanrım. Hey dostum. Derdin ne ahbap? Ha? Aşağılık herif! Onu öldürdün! Onu öldürdün! Onu öldürdün! Hayır! Aç kapıyı, aç şu kapıyı! Aç kapıyı dedim! Take a road, call it sorrow, but it's a road by any other name. So it goes, and we won't follow. Jesse, aman tanrım, ne oldu? Onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Jesse, tanrım, yaralanmışsın. Ne oldu? Ben Grady'yi öldürdüm. Grady'yi öldürdüm. Lisa Schneider'ı da öldürdüm. Ne? Oh, hayır tanrım. Çok korkuyorum. Jesse, sen neden bahsediyorsun? Benim içimde. Korkuyorum. Jesse, bunu sana kim yapıyor? Fred Krueger. Benim içimde ve beni tekrar ele geçirmek istiyor. Hayır, hayır. Jesse, bunlar olmuyor.
Sadece sana öyle geliyor. Schneider, günlük, eldiven. Sadece hepsi birbirine girdi. Tanrım, beni anlaman için ne yapmam gerekiyor? Geçen gece onun yüzünden neredeyse kız kardeşimi öldürüyordum. Ellerimde kan var. Beni ele geçirdi. Hey, birileri şavuzun sıcaklığını düşürebilir mi? Ya evet, hiç bilemiyorsun. Gerçekten belli olmuyor. Neler oluyor? Jesse, bak bir şey buldum, şunu dinle. Nancy günlüğünün son sayfasında şöyle demiş. Dinle. O kötülüğün ta kendisi. Onu dünyama kendime soktuğumu biliyorum. Hepimiz bunu yaptık. İhtiyacı olan tüm enerjiyi ona verdik. Çığlıklarımız ihtiyacı olan tek şeydi. Lisa? Jesse, Nancy deli değildi. Bunların hepsi oldu. Onunla savaşmalısın. Tanrım, geri geliyor. Çek buradan Lisa. Jesse, savaş onunla. Savaşamıyorum. Savaş Jesse. Onu sen yarattın. Sen yok edebilirsin. Lisa, kapıyı aç. Senin korkundan besleniyor Jesse. Savaş onunla. Yapamıyorum. Yapabilirsin. Savaş. Ondan korkmuyorsun. Öyle bir şey yok bile. Hayır. Benimle savaşamaz. Ben oyum. Benim. Uzak dur benden, uzak dur. Öldür beni Lisa. Lütfen öldür beni. Hadi Lisa, öldür onu, öldür onu. Seni seviyorum Lisa. Hayır. Oh Tanrım. Lütfen. Lütfen. Hayır. Lütfen. Seni seviyorum.
Tanrım. Hey, herkes iyi mi? Evet, biz iyiyiz. Burada neler oluyor? Thank you.
Bana gel Lisa. Jesse, orada olduğunu biliyorum. Durdur onu. Jesse öldü. Jesse! Lisa! Seni seviyorum Jesse. Senden hiç korkmuyorum. Orada olduğunu biliyorum ve onu geri istiyorum. Onu senden geri alacağım. Ve sen dostunu cehennemi boylayacaksın piç kurusu. Hayır, Jesse öldü. Bana dön Jesse. Seni seviyorum. Bana geri dön. O öldü. Seni tutamaz Jesse. Gücünü kaybediyor. Kurtulabilirsin. Benimle birlikte ölecek. Birlikte öleceğiz. Ha ha ha!
Seni tekrar evde görmek güzel. Geri döndüğüme inanamıyorum. Çok mutluyum. Güzel. Mutluyum. İyi günler. Tamam. Teşekkürler anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Merhaba Jesse. Komik olan ne? Gerçekten harika bir partiydi. Teşekkürler Liz. Çok teşekkürler. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Bundan bahsetmeyelim. Peki. Baksana. Ben mi deliriyorum yoksa bu otobüs çok mu hızlı gidiyor? Normal gidiyor. Bir sorun yok. Hayır. Bu otobüs çok hızlı gidiyor. Liza hızlanmaya başladı. Sakin ol. Şoför! Şoför dur! Jesse hadi otur. Önemli değil. Jesse, her şey yolunda. Hepsi geçti.